Husumetli kumpasçılar şimdi de adli tıbba sevk ettirebilme girişimleriyle, Adnan Oktar'a yeni eziyetler verdirme peşindeler. Husumetli kumpas çetesinin sosyal medya hesaplarından, Sayın Adnan Oktar'ın güya cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle adli tıp kurumuna sevk edileceğine dair tehdit içerikli paylaşımlar yapılmaktadır. Böyle bir talep her şeyden önce tıbben ve hukuken dayanaktan yoksundur. Zira, bu art niyetli girişim on yıllardır gündemde olduğu için, Adnan Oktar birçok defalar akıl sağlığının yerinde olduğunu ispatlayan resmi doktor ve heyet raporları almış, bunları defalarca gerekli kurumlara ileterek iftiraları her defasında çürütmüştür. Adnan Bey'in akıl sağlığının yerinde olduğuna dair verilmiş, 18 ayrı uzman hekim raporu, 5 ayrı tam teşekküllü devlet hastanesine ait sağlık kurul raporları, 2 ayrı adli tıp uzmanı tarafından verilen mütalalar, emsal mahkeme kararları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi tarafından verilen sağlık raporu vardır. Ayrıca iddia edilen hastalığın 45 ila 50 yaş sonrasında gelişmesinin tıbben mümkün olmadığı da bilimsel bir gerçektir. Dahası, Sayın Adnan Oktar 4 yıl boyunca da tutuklu olarak yargılandığı davada defalarca mahkeme huzuruna çıkmış. Bu dönem zarfında da savcılar, hakimler, ceza infaz kurumu personelleri tarafından kendisinin akıl sağlığı ile ilgili tek bir iddia dahi dile getirilmemiştir. Durum böyleyken husumetli bir kumpas çetesinin sırf zarar ve eziyet vermek kastıyla Adnan Bey'i Adli Tıp Kurumu'na sevk ettirme girişimlerine karşı mutlaka gerekli hukuki müdahaleler yapılmalıdır.